araba kullanmayı seviyor musunuz? Severim. Ne kadar sıklıkla kullanırsınız? Vallahi sürekli kullanıyorum. Yani jandarma şoförüydüm ben ilaveten. Askerlikte de şoförlük yaptım. Düşün yani işte epeydir. Yani herhalde 1 milyon kilometre yapmışımdır yani. Umarım iyi olur. Bol müşteri çıksın. Bakalım göreceğiz şimdi. Efendim, son olarak ehliyetiniz tabii, yanınızda mı? Yanımda vereyim tabii. Eski bir ehliyetimiz var. Evet, ehliyetimizi taşıyoruz. Efendim, o zaman size arabamızın ruhsatını veriyoruz. Eyvallah. Size rastgele diyoruz, bol kazançlar. Çok teşekkürler. Hadi size de kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet. Meclis taksinin ücretsiz hizmeti var. Bırakayım mı sizi? Nereye gideceksiniz? Gideriz, gelin hadi bak. Ücretsiz, ücretsiz. Gel oğlum. Gelin bakalım. Evet, iyi günler, hoş geldiniz. Bu taksinin diğerlerinden bir farkı olduğunu gördünüz mü, hissettiniz evet, mi? Evet, gördüm. Evet, Meclis Taksi yazıyor. Meclis Taksi yazıyor. İzlediniz mi şu programı? Yok, izlemedim. Yalnız bir iki reklamını gördüydüm. Evet. Çocuklar orada yurtta mı kalıyor? Şey, küçük, büyük oğlum yurtta kalıyor. Nerede okuyorsun? Onu görünce ben de anladım. Efendim? Ha? Nerede okuyorsun? Ya, okuyor. Anadolu Denizcilik. Aa, Denizcilik, çok güzel. Yeni bir lisemiz. Memnun musun okuldan? Memnunum. Çocuk yurtta mı kalıyor? Şimdi bizim evimiz çok dar. O yüzden ders falan çalışamıyorlar. İkisi ha. Bir arada yani oturacak. Biraz yaramazlık da var galiba. Evet, aynen ha? Öyle, aynen öyle. Pekala. Eşiniz de gelecektir o zaman. Şey, o iş nedeniyle gelemiyor birazcık. Belediyede çalışıyor kendisi. Belediyede? Evet, belediyeden de şey vermiyorlar. Geçiş mi yapması geçiş lazım? Geçiş yapılmıyor, evet. Yapılması peki, lazım. Peki ne, işçi mi memur mu? İşçi. İşçilerin geçişi biraz zor. Evet, öyleymiş, evet. Evet. Peki şeyi tanıyor musunuz? Sinop'un milletvekillerini biliyor musunuz? Tanıyorum. İsimlerini biliyor musunuz? İsimlerini biliyorum. Kim? Mehmet Ersoy. Ha. Engin Altan. Evet. Onlardan memnun musunuz? Vallahi pek bir şeylerini görmedim yani. Bir memnun olmayacak bir şeylerini görmedim. İkisinin de yani çalıştığını biliyorum. Yani evet. Sinop için çalıştıklarının farkındayım yani. Anladım. Engin Bey'in yani Sinop için çalıştığını daha çok biliyorum yani. Tembel diyorlar bu Engin Altay için. Öyle yok, şey hayır, mi? Hayır, hayır, bence değil. Değil diyorsun. Yok, ben hani yanlış anlamayın pek fazla öyle siyasetle işim yok da gördüğüm kadarıyla kendisi Sinop için uğraşıyor. Çalışıyor diyorsunuz. Evet, bence çalışıyor. Çalışıyorsa Allah razı olsun. Çalışmıyorsa zaten bir dahaki seçim göndeririz gider değil mi? Valla orasını... Ha? Yani orasını artık Allah bilir. Ama biz yüz yüze hiçbir zaman görüşmedik. Görüşmediniz. Nasıl bir gün görüşürsünüz belki. İnşallah. Yani öyle şey olarak pek ben biraz insanların fazla şeyine giremiyorum da. Başını sıkışır sararsınız değil mi? İnşallah. Var mı telefonu Engin Altay? Yok, bende hiçbirini telefonu yok. Hiçbirini yok. Ama ihtiyaç olursa bulursunuz. İnşallah. Yani televizyonda falan hiç görmedin mi? Ay görüyorum da. Yanlış anlamadım. Beni ona benzetiyorlar biraz. Benziyor mu ben Engin Altay'a? Vallahi siz o musunuz yoksa? Yani beni ona benzetirler bazen. Benzettim de bilmiyorum neyse, ben yani. Neyse ben bir kartımı vereyim size gene bulunsun sizde. Ben de benim yapacağım bir şey olursa ararsınız olur mu? Ay teşekkür ederim. Ay Engin Bey kusura bakmayın vallahi olur, ben hani... Estağfurullah. Şey, ay şimdiye kadar biz... Biraz yakından... Biz hani, kendimizi tanıtamamışsak kusur da bizim yok, zaten. Yok hayır estağfurullah ben diyorum ya işte öyle pek şeyle ilgim olmuyor açıkçası. Evet. Çocuklar tanıdın mı siz beni tanıyamadınız değil mi ya? Ben de tanıyamadım. Gençler gelir beni genelde tanır ama Boyabat'ta tabii biraz daha oraya belki az gittik. Yok geliyorsunuz Boyabat'ta da görüyorum ben evet. Sizi. Şeyin falan yanında Mustafa Bey'in falan yanında evet. Görüyorum. Mustafa Türk'ün yanında evet, falan görüyorum. Başkanımız. Evet hep hatta onun kızı falan arkadaşım yani çok samimi. Öyle mi? Evet. Ben son Mustafa Türk'ün düğününde de oradaydım ben mesela. Siz de düğündeydiniz. Evet, evet. Düğünde ben de oradaydım. Doğru. Siz hatta orada evet. O
konuştunuz. Evet, evet. Kusura bakmayın gerçekten. Yok canım, ben yani olur mu öyle şey? Bizim yani kusurumuz ya. Yani, siz, hayır, bak, ben, size ulaşamamışız yeteri yok, kadar. Yok, meclis taksi yazıyor. Onu okudum da. Ha. Hani ben sizin kimdir, hani hangisidir, süreceğinizi yok. Yani sizin süreceğinizi düşünmemiştim. Şeye üzülüyorum sadece. Neye? Yani o yapılacak... Santrali mi? Santrali. Termik santral. Termik santral işi hemen hemen bitti, durdu gibi o iş. Gerzaltı büyük direniş gösterdi ve ÇED süreci iptal edildi. Artık termik santral yapılmayacak. İşte, önce Sinop temiz kalmaya devam edecek. İnşallah, inşallah. En çok yani benim istediğim o yani şey... Bu arada şöhret oluyorsunuz, haberiniz yok. Olabilir, çıkabilirsiniz. Ya, yani niye batıyorsun? Bilseydim süslenirdim. Sizden süslenmeniz gerek yok yani. Evet, onun telefonumu verdim. Çok İstediğiniz zaman ederim. Bir başınız sıkışırsa beni arayabilirsiniz. Tamam. Siz de başınız sıkışmazsa iki elinizle başınızı sıkıştırın beni. Tamam. Şey, Engin Bey bir şey rica etsem. Şimdi hani biraz önce dedim ya eşimin şeyi vardı. Nakili mi? Nakili. İşçi nakili çok zor. İşte. Telefonumu verdim, beni pazartesi salı arayın. Ben bir başkanla görüşeceğim. Pazartesi salı. Evet. Memur olsa kolay. Biliyorum. Biliyorsun. İşte onu sadece evet, şeye söylemiştim ben. Evet. Öbür vekilimize söylemiştim de o da aynısını söylemişti. Ama gene ben özel olarak ilgileneceğim. Çok bir çağrı ederim. Arayacağız. Böyle çok olmaz. Teşekkür hadi. Ederim. Memnun hadi başarılar. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. İyi günler. Buyurun taksi. Yok, ücretsiz bugün beleş. Biz taksi beklemiyoruz. Gençler siz? Gençler Sinop'a mı? Evet, evet. Ücretsiz meclis taksi. Böyle. Heh, gelin bakalım. Gelmediniz. Yok, bizim gideceğiz aşağı. Ücretsizlik bugün. Arabamız geldi. Peki, peki. Ya, ne yapalım? Artık bir daha sefer, hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Meclis taksi, gördüğünüz gibi. Evet. Bugün Sinop'tayız. Televizyonda karşılaşıyorduk ama şaşırdık. Şimdi siz, bak böyle bir şey işte bu. Branşlar ne? Sınıf öğretmen. Üçümüz de sosyal. En ters bölüm yani, evet. Toplam her sene 50 kişi az zor alıyorlar ya. Ne yapacaksınız peki, ne düşünüyorsunuz? İnşallah bakalım, gene de umutluyuz. Ya bu siyasetçilerden pek hayır yok galiba, öyle mi? 76'ya kadar düştü bakalım inşallah. Hadi bakalım, biraz tabii okul müfredatıyla beraber yani biraz KPSS bakımından. Evet. Şimdi gerçi artık alan sınavları da yapıldığı için biraz daha, değil mi? Evet, daha biraz avantajlı. Daha avantajlı. Ama tabii bir sistem yeni, oturmadı. İnşallah eğitim bakalım. Planlamamızda bir sıkıntı var. Yani arz talep dengesini halledemiyoruz. Yani ne kadar ihtiyaç var? 5.000. Ne kadar üretiyoruz? 15.000 üretiyoruz. O zaman yani, tabii böyle bir sorun çıkıyor. 200 ama, sene sonra ne olacağı da belli. Ama yani. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi şeyinde, iç denetim raporunda 130 bin öğretmen açığı var. Gerçi açık var. Fazlasıyla var. Var. Atama yapmıyoruz. Biz kendi yerlerimizden biliyoruz. Genelde biraz da ücretli yaptırıyorlar. O da ayrı. Evet. Ücretli. Evet. Vekil öğretmenlikler var. O da maddi anlamda işlerine geliyor. Nasıl yani, peki bu Sinop'taki siyasetçiler bu işlere eğiliyor mu? Ne oluyor? Eğitim konusunda. Evet. Diğer konuda. Ama tabii sizin sorununuz da önemli. Öğrencilerin başka sorunları da var. Sorun Sinop her şeyle bağlı. Pahalı diyorsun. Evet. Pahalı. Küçük bir şehir. Küçük ama güzel bir şehir. Evet, bakir bir şehir. Güzelliği güzel de. Baksana hani kardeşim şu manzaraya. Evet. Bu Alanya'da da yok yani. Bunu da söyleyeyim. Alanya'da her şey var. Ya? Ya bir kaleniz var. Alanya'da olmuyor. Yani. Bir kaleniz var. Kimse denize taş düşüremediği için işte ondan övünüyorsunuz. Öyle değil mi? Yok, her şeyimiz var bizim. 20 yıldır okuyoruz şimdi. Atanamazsak. Atanacaksınız inşallah. Yani o kadar emek biraz boşa gitmiş. Anneniz babanız da işte çocuklarımız okuyacak, öğretmen olacak diye bir beklenti içinde, değil mi? Tüm fedakarlıklarla sizi okutmak için yemiyorlar, içmiyorlar, giymiyorlar, size şey yapıyorlar, sunuyorlar o imkanları. Derslerle ilgili miyiz peki yani, birçok kaytarma vaziyeti var mı yani böyle? 4 yılda bitecek mi okullar? Ben 4'üm zaten. Sen 4'sün. Evet. Peki milletvekillerini tanıyor musunuz? Duydunuz mu? Sen ben biliyorum daha da. Dur bak, bir düşünsen yani sen genç adamsın. İlinin
milletvekillerini bilmezsen olmaz şimdi yani. Mesela CHP milletvekili Engin desen. Engin Altay. Ha Altay. Altay'dan tutturduk. Hiç gördün mü Engin Altay'ı? Gördüm. Bana benzer derler. Benzemiyor mu bana? He? Duymuşsundur ama değil mi? Duydum. Adamın kendisi. Ben de onu diyeceğim. Sen de onu diyeceksin. Evet. Ben Engin Altay'ım, milletvekilinizim. Sizin sorunlarınızı çözmekle mükellefiz. Sizin konuyla ilgili ayrıca çok şey yapıyorum, ilgileniyorum yani mecliste. Bir gayret içindeyiz ama meclisi çok takip edemiyorsunuz galiba derslerden. Evet. Nedir meclisten, bizden beklentiniz? Yani ben şimdi tanıdık, tanıştınız. Yani ne yapmam lazım benim sizin için? Mesela, meclisin ne yapması lazım? Hükümetin ne yapması lazım? Ne yapalım da sizi daha mutlu edelim? Hayatınızı daha yaşanır hale getirelim? Ne yapabiliriz? Ya ben mesela karşılığını görmek isterim. Yani 20 yıldır okuyorum. Evet. Üniversitede bitti sayılır bu sene. Yani atanmayı isterim. Atanma. Tabii ki en büyük şu anda... Evet. Yani benim için önemli olan en büyüklerinden bir tanesi şu anda o. İş sahibi olabilmek. İş. Benden istediğiniz bir şey var mı? Dolmuş fiyatlar. Bugün beleş. Ha, ya fiyatları diyorsunuz. Ne kadar dolmuş fiyatlar? Çok büyük şey. Çok evet. Bizim, siz bizi aldınız sanayiden. Evet. Buraya hayır buraya değil. Kavşağa eğitime dönüyoruz. Hatta eğitime de gitmiyor. O kavşağa kadar 1.750. Ben şimdi sizi şu karşı durakta bıraksam olur mu? 1.70 değil mi? Evet. Oradan oraya. 1 kilometrelik yani alan. Küçücük bir dolmuş fiyatları. Yeni zam geldi mi? Geçen yıl 1.25'ti, şimdi 1.25'ti. Peki bunu ileteceğiz. Yani ileteceğiz derken ne yapılır onu da bilmiyorum. Tabii akaryakıt fiyatlarıyla da ilgili mazot oldu 5 lira biliyorsunuz. Böyle bir sorunumuz da var. Sizi burada bıraksam olur mu? Tabii ki. Ama gidilen alana düşündüğümüzde biraz pahalı oluyor. Evet. Bir telefonumu size veriyorum. Çok teşekkür ederim. Yapacağım bir şey olsa her zaman ararsınız. Başarılar. Oldu. Bunlar saçmıyoruz da alın. Şuradan istersen. Başarılar. Teşekkürler. Peki. Alalım. Buyurun. Bırakayım sizi. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldiniz abi. Meclis taksi bugün ücretsiz hizmet yapıyor. Sağ ol. Gel, abi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel atla bakayım. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız abi? İyiyim. Şimdi sen bir yol tarifi ver. Abi Seyit Bilal'a yapa gidelim. Seyit Bilal'e gidelim. Seyit Bilal türbesi bizim Şunab'ın. Tabii Türkiye'ye, dünyaya mal olmuş. Seyit Bilal'in hikayesini, tarihçesini biliyorsun sen. Şimdi söyle abi, kabala biliyoruz. Tabince şeyini bilemiyorum. Yani şimdi onu sorsan yalan konuşurum size. Anladım. Ne var ne? Şunab nasıl? Balık sezonu açıldı. Vallahi Şunab çok güzel. Biraz da işte yollarda bakımımız olsa daha iyi olacak. Yollarda kastın mı yollar mı? Evet, yollarımız biraz... Buralar yeni yapılmadı mı ya? Yok. Yollarımız biraz... Hele ada tarafı bizim o taraf biraz daha... Adada... Yani adada bayağı asfalt çalışması yapıldı ama belli ki yeterli gelmedi. Yeterli gelmedi yani bizim alt yollarda yapıldı. Bizim ara yollarda falan fazla bir şeyimiz olmadı. İşin doğrusunu konuşalım. Milletvekillerimize bir şey yapıyorum. Beni tanıyor, tanıdın mı beni? Abi nasıl tanımam seni? Ya bu meclis taksi böyle bir program yapıyoruz. Bugün Sinop'tayız. Ben yani pek şey yapmadım. Yani. Ben sizi nasıl tanımam? Sağ ol. Sizin zamanında Allah razı olsun. Rahmetli babamın zamanında bana çok elimden tuttunuz. Elimizden geldiği, biraz eskidik artık 11 yıldır değil mi? Evet. Elimizden geldiği kadar bir şey yapıyoruz. Ben ne olursa olsun her şeyden önce size yani şahsınıza bir babalık borcum mu? Ben ailem olarak. Estağfurullah. Biz o görevimiz. Niye size geldik? O istedik, seçildik. Size hizmet etmek için her türlü hem devlet hizmetlerini sınava akıtmak bakımından hem kişisel sorunlarınızın devlet olan, kamuyla olan diğer sorunlarınızın çözümü için bir gayret içindeyiz inşallah. Memnunsanız biz de bundan mutlu oluruz sadece. Abi şuradan sağdan doğru girelim. Girelim. Ayıp oldu, maaşım ya olsun. Olur mu ya? Ne güzel bak size hizmet veriyoruz. Olur mu? Ayıp olsun. Ücret de almıyoruz. Bugün beleş. Soldan dön devam. Soldan girelim tamam.
şu yeşil balkon. Evet, sağdan doğru. Belki inşallah orada ileride bunlardan da bir yolcu bulursunuz. Vallahi bulursa şansımıza nasip bir şey. Sayın Bey, nerede kahve var? Size bir kahve ısmarlayayım. Kahve ısmarlayayım. Kahveyi ben sonra geleyim size. Bura mı? Evet, burada kahve. Ha, tamam. Peki arkadaşlara selam. Kenan Bey, hadi görüşürüz. Telefonun var mı? Var, telefonunuz var benim. Tamam, olmaz. Bir şey olursa ararsın her zaman. Hadi kendine iyi bak, görüşürüz. Beyiz taksi buyurun, götürelim şuna bak. Benim üzüldüm ben. Sen tanıdın beni, olmadı şimdi. Neyse hadi bak. Merhaba, ne var ne yok? İyi, sağ olun. Ne yapıyorsun? Ne yapsın, dediğin gibi. Şehre iniyorsun. Burada ha. Senin ev değil mi? Benim ev şehirde, belediye evlerinde. Belediye evleri, ha güzel. Ne var ne yok, nasıl Sinop'ta vaziyetler? Vallahi başkanım, nasıl söylesem. Sen emekliydin galiba. Emekli oldum. Emekli oldun. Allah sağlıkla, sıhhatle, huzur içinde uzun ömürler diliyoruz. Sağ olun efendim. Nasıl emekli?